Nagihan direkt diyor ki hesabım var. Hesabım güzel var. Bir şarkıda vardır hesabım var. İlk Bugün de bir şarkılardan girdin. Evet. Tamam peki. Hesabım var diyor ama yani şu an o kadar da böyle alınacağım bir şey yok yani. Hani karşı taraf da biraz haklı. Sen sema olay, olayında biraz fazla reaksiyon gösterdin. Sen elin yandığında senin hatan olmasına rağmen arkadaşlarına fazla reaksiyon gösterdin. Sen adadaki erkekleri evet Hikmetle ilgili çok güzel bir güzelleme yapıyorsun ama. Ben de mesela hani beni çok rahatsız etmeni söylemiştim. Ama bir noktada şimdi adada olduğumu düşünüyorum. Aa beni Acun abinin önüne, seyircinin önüne tembel, hiçbir iş yapmayan, e, adadaki e, karşı adadaki başka bir yarışmacıyla kıyaslayıp onu benim yanımda yücelten bir takım arkadaşım olunca e, böyle bir garip geldi. E şimdi bunları topladığın zaman zaten genel anlamda senin performansından dolayı Rakip gördüğün, hatta gıcık olduğun bir Nagiyan'a al sana bahane işte. Al sana bahane işte yazdılar. He, aslında yazmaları şöyle hata. Sen burada zaten Nagiyan gitmeyecek. Sen Nagiyan'ı niye oraya yolluyorsun ki? Nagiyan'ı şu an eğitime yolladılar sürgün adasına. Tatlı. Ne eğitimine? Sürgün Bilendi. Gitti orada bıçağını bileyledi daha doğrusu Nagiyan şu an. Nagiyan süngüyü, bıçağı ne varsa bileyledi. Şimdi geldi bundan sonra kendinde istediğini yapma hakkını görecek. Arkadaşları onu sürgüne gönder, gönderdiği ve potaya yazdığı için. Ay bunu bile bile nasıl yapıyorlar? Sonuçta Nagihan'ı hepsi çok iyi tanıyor. Ya orada Takım arkadaşları. ki ben de isim yazarken ne hatalar yaptım. Birinde öyle çok da düşünmedim. Sonlarda böyle bir aymaya başladım kafamı. Daha stratejik davrandım ama başta yaptığım özellikle 2018'de amatörce hatalar vardı. Mesela anılı yazmam. Yani orada herkes yazmak istese de ben ki organize eden değildim bunu. Yazmamam lazımmış mesela. Çünkü yazdık adam kahraman oldu. İşte şimdi benzeri aslında Nagel'in başına geldi. Nagel şu an tek başına bir cephe oldu. Cephe her zaman kazanır tek başınaysa. Evet. O yüzden Nagel şu an e, artı 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 aldı. Hani Barış Manço'nun var ya on puan on puan on puan. Nagel şu an bu gazla iyileşti de şimdi iki gün. Buradan sonra devam. Gökhan da Hikmet'in villasında neler konuştuğunu fazlasıyla tahmin edebiliyorum diyor. Ya şimdi evet çok benzer. İkisi de farklı takımlardan geliyorlar ama Gökhan'ın e, mesajında Hikmetin villası, Hikmetin Tayin Hazını konuşulanlar diyor. Nagihan'ın röportajına dönüyoruz. Atakan'ın aslan yuvasında konuşulanlar <laughs> diyor. Yani içeride bir şey konuşmuşlar. Ha onların evleri var. Oralarda konuşulan konular var diyerek çıkıp röportajda bize onu anlatıyorlar. Benzer şeyler anlatıyorlar. Ya şimdi Survivor'daki sürgün adasının psikolojisi normaldir. Hem adaylar hem e, Survivor'a daha ileriye gitmek istiyorlar. İkisi de final görmüş yarışmacı. İkisi de Survivor'a katıldığı senelerde finalist olmuş yarışmacı. Ve şu an beraber sürgündeler ve adaylar. Çok normal. Ee, Nagihan'ınkini farklı değerlendirebilirim. Gökhan'ınkini farklı değerlendirebilirim. Hep söylüyorum. Nagihan aynen Hakan'ın dediği nedenlerden dolayı aday yapıldı. Ve arkadaşlar onun gitme ihtimali olduğunu düşünmeyerek aday yaptı. Ama Gökhan'daki durum farklı. Gökhan'ın gitme ihtimali var. Ve gitme ihtimalini bilerek aday yapıldı. Yağmur tarafından. Neden? Gökhan'ınki çünkü performans olarak kötü bir yarışmacı. Maalesef. Yani ben de Gökhan'ı çok yakıştırıyorum Survivor'a. Duruşu, fiziği, tipi, konuşmaları, saygı çerçevesinde her şeyi yerine getirmesi mükemmel. Eksik de performans. Plan mıydı? Gökhan... Saçına bak. Sütle helal. <laughs> Hakan iyi misin? Ya? Hakan. Arada Hakan. Gökhan'ın Yağmur planlayarak mı yazdı? Yani bir gün önce işte Gökhan yazdı bir üç kişi. Ondan sonra konseyde Gökhan yazınca e, bu böyle ani yazılmış bir şey değil. İki güne yedirilmiş bir olay mı oldu yoksa Yağmur Gökhan'ı yazmak istedi. Yağmurun çerçevesinden baktığım zaman yazabileceği adaylar belliydi. Zaten bence birinci ikilcen tertip Gökhan veya Ardahandı. Çünkü Yağmur uzak olan ve performans kötü yarışmacıyı evet. yazıyorsa evet. e Gökhan yazılabilecek bir yarışmacıydı. Şimdi Gökhan'a soruyorlar kim yazılabilirdi yerine. E, Berna yazılabilirdi diyor. Haklı. Evrim yazılabilir miydi hala bilmiyoruz. Kuraldan dolayı Yok, yazılamıyor. Yok yazılmıyor abi. Ya, Evrim yazılamazsın. Ee, anıl diyor. Anıl diyor. An An yani şimdi anıl. şimdi Gökara Gökhan'a göre anıl yazılabiliyorsa Gökhan haksız. Yani o zaman da arkadaşlarına göre sen yazılabilirsin zaten. Yani yani sana göre anıl yazılabilirse Gökhan... Sen bu konuda haklıysan. Arkadaşlarına göre de diğer arkadaşlarına göre sen yazılabilirsin. Ya evet ya. yani. Şimdi Gökhan yüzde otuz küsürlü oynarken. Berna yüzde on oynarken. Berna yazılabilir diyorsa ne kadar haklıysa. Yüzde elli altı ile oynayan anıl yazılabilir demesi de o kadar haksız. Yani %35'lik bir adam iki katıyla oynayan bir adamın yazılmasını gösteriyor. Veya Hikmet yazılabilir diyor. Hikmet'in de performansı Gökhan'a göre daha yüksek. Ve evet. Hikmet'in ada yaşantısı da çok iyi. Evet. Balık tutup getiriyor onları. Ve aslında diğer gruba daha yani grup da düşünüyorsak yani. Yağmur'da karşı taraftan birini yazmış olmak ister yani. Öyle, öyle bir gruplaşmada olduysa artık yani. Bana batmayan bir yazmış. Evet. Yani ben de istemem burada Gökhan'ın aday Gerçekten yani ben Gökhan'ı daha ilerlerde görmek istiyorum. Ama Gerçekler var. Gerçeklerde seni aday yapıyor Gökhan maalesef. Bunu kabullenmek de lazım bir yerde. E, dolayısıyla e, Gökhan'ın Nagihan'a göre söylediklerinin biraz da altı boş geliyor bana. Ama keşke performansını eklese şuraya da o da keşke yükselse. Ben isterim Gökhan'ın iyi yerlere gelmesini. Çünkü Gökhan benim seveceğim titbe bir yarışmacı. Evet. Bu arada ekleyebilecek gibi hissediyorum. Ben yani iyice böyle kilo verdi, süzüldü. Yani böyle biraz daha kendini Kurmayı bıraksa aslında herkes tabii ki de Survivor'da kuruyor. Acaba benim için ne diyorlar? Ne oldu şimdi? Karşı grup mu? Bizim grup mu? Herkesin kafasında o kadar çok tilki ve soru işareti var ki. Evet. Gökhan şimdi Gökhan da biraz daha karşı grubu daha büyük gördüğü için kendi tarafına göre şimdi iyice kur, kuruyor o ekip ki zaten bu da bence Survivor'daki performanslarına yansıyor. Yani oradan biraz sıyrılıp gerçekten mesela Gökhan özellikle performansına odaklansa daha böyle seçimlerde daha böyle stratejik davranabilse arkadaşlarıyla daha böyle e, iş içine girebilse diğer arkadaşlarıyla karşı takım diye, karşı taraf diye gördüğü arkadaşlarıyla böyle daha söz sahibi olsa mesela yavaş yavaş yükseltecektir diye düşünüyorum ben performansını ve çok lazım bu Gökhan için. Şu sohbette beni rahatsız eden ne oldu biliyor musun? Nagihan'ın e, anlattığı şeylerde e, mesela biz ne diyoruz? Sema ile olay diyoruz. Adadaki hı hı. bir şey diyoruz. Hikmet'i övmek istiyoruz ama Gökhan'la alakalı demin İhsan da söyledi. Altı boş diyor ya. Ben izlerken Hikmet'le tartışmanın en son noktası hariç, yani konseyler hariç böyle bir şey görmedim mesela. Hani elle tutulur bir olay, bir e, Hikmet'in ona yaptığı ya da işte başkasının Gökhan'a yaptığı bir şey yok ortada. Mesela bak şu cümle çok dikkatimi çekti. Gökhan diyor ki 9 kişinin Hikmet'in, pardon e, Gökhan diyor ki Hikmet konseyde 30 balık tuttum demişti. Yarısını biz tutmuştuk. Şimdi ben şöyle bir sahne hatırlıyorum. Eğer yanlış söylüyorsam düzeltin. Hikmet... Barakaya geliyor 30 tane balıkla. Evet. Sedai diyor ki al diyor burada 30 balık var diyor. 10 tanesini bana ayırın, 20 tanesini siz yiyin diyor. Evet. Şimdi bu balıkların yarısını Gökhan ya da Gökhan Yasin Ardağan 3'ü tutmuş olsa ben benim bunu söyleyecek yüzüm olmaz. Hı -hı. Çünkü zaten hani yarısını onlar tutmuşsa 15 kalıyor. Ee, kızlara 20 tane veriyorsun, kendine 10 tane alıyorsun. Hani bir matematik yanlış ortada. Bu burada Gökhan'ın bahsettiğine mesela anlamadım çünkü Hikmet on, başka bir zaman mı orta, acaba? Başka bir zaman ya bilemiyorum. E, başka ama. bir zamansa da o zaman Hikmet'in tuttuğu bir 30 balık var ortada ama. Bahzeme yani tuttuğu, konseyde de dile getirmişti galiba. E, dile o zaman çünkü söyle. 30 balık tuttu. 30, Hayır Hikmet 15'ini biz tutmuştuk de. Orada niye söylemedi? Evet öyle. aynen. Hikmet dedi bunu hatta 3 4 tanesini götürdü Nagiyanlara. O zaman de hani kardeş üstüne alıyorsun ama hani bu şeyi imajı Bizim de payımız var orada de. Hani söylemiyor sonra bize burada röportajda bu sefer yanıltıcı oluyor bak. Bu evet. beni yanılttı mesela. Kendimi sorguladım. Çünkü hatırlıyorum Hikmet Seda'ya balık doğru, götürdü. Doğru doğru. Evet. bana verin 20'sini siz O zaman Yasin'le de sorun yoktu Hikmet'in arasında. Evet yoktu bir Bayağı şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Evet hiçbir şey yoktu o zaman. Yani işte bak Gökhan'ın böyle bir eksiği var. Hikmet şeyinden kurtulması lazım sanki yani takıntı, psikolojik takıntı. Heh, yani evet. Net bir takıntı. O zaman var. performansı ben ben... daha da yükselecek. Onu demeye çalıştım zaten. Onu demeye çalıştım. Abi bu takıntı bak geçen de burada e, sen mi yoktu? İhsan mı yoktu? Biriyle böyle konuştuk, şey dedik. Yani şu Hikmeti kesin yazacağım lafından bir kere kurtulması Beğabendik. lazım. Heh, i̇kimizdik, sen yoktun. Bunu takıntı haline Çünkü önünü tıkıyor. Maalesef. Ya düşünsene o hafta bir strateji yapmam lazım ama zamanında ben seyirciye böyle durup ben artık Hikmeti yazacağım dediğim için hep Hikmet'i yazmak zorundayım. Ya. Kendimi kilitliyorum. Al Hikmet'in tut. Bir o sahneyi durdursanız da rica edeceğim. Balıkları sayacağım. Ya. Bak, al, al, <laughs> <üstünde gülüyor> al, ya, al, Geri gelin rica ediyorum. 07 Antalya ne? yazdı. Nereden sayacağım burada ya? 07'den yazacağız. Ne? 07'den sayacağım. Burada 30'dan fazla. O, geri var. geri gidiyor gördün mü Hikmet? Say abi. Yaptı. Sen L'yi say ben oy sayacağım. Hikmet geri yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13. Vallahi 15. Öbür tarafta 10 küsür var da elini çekince galiba bir şeyler daha var. Yani bir 4 Bence... daha olsa 30 var burada değil mi? Fazladır tamam. hatta ya. Ben. Size Bu balıkları Hikmet 30 30. 30. kapanmıştır 30. abi. 30. O yüzden burada Gökhan'ın dediğini üstünü çiziyorum. İki tane iddiasından birini çizdik zaten. Bak Yunus Emre de tutmuş arkada oturuyor balıkları beraber. <laughs> Diğeri de diğer iddiası da bak ne diyor? Gözleri de tuttu belki. <laughs> ya bak, Gökhan ya. 9 kişinin Hikmet'in villasında oturup neler konuştuğunu tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorsun, bilmiyorsun. Evet. Ya bilmiyorsun. Kafasında kuruyor mi? aslında. Hayır, kuruyorsun, artı ne konuşulmuş orada, bilmiyorsun ki. Evet. Ya bilmiyorsun. Senin hakkında da konuşulmuş olabilir, senin hakkında iyi de konuşulmuş olabilir. Evet. Ama sen böyle diyerek bu sefer hikmeti de e, zan altında bırakıyorsun aslında. Dün Acun abi biraz söyledi. Hatta o laf aslında bize de biraz. Hani hem bize hem yarışmacılara niyet okuma olayı. Hmm. Hani, evet, doğru. Yani onu biraz hepimizin de e, ee, yarışmacıların da dikkat etmesi lazım. Hayatta da zaten dikkat etmemiz lazım. Orada da hata yaptı. O yüzden e, Gökhan Adada benim için biraz o konuda eksik. Kesinlikle. Evet. Tamam mıyız? Tam tamamız. Tamam mıyız? Tamam, Balıklar ne bu arada? Sen bizi tanırsın. Balıklar barbun. barbun Kilosu 110 lira şu an. <laughs> <laughs> Abi olsun. ne? <Diğerine>, Ama... <laughs> tamam hadi ünlüler takımına. tane pazarlık dersek daha ucuza da bulunuyoruz. Yerini bilmiyorum. diğeri mezgit görünümlü barbun. Sarı barbun. Ne yok yani. <laughs> tekir mi tekir <laughs> mi Dominik'teki balığın cinsini soruyorsun ben nereden anlarım abi <laughs> güzel tutmuş ama helal olsun. Günler evet. takımı fokur fokur güzel güzel kaynıyor özellikle Atakan'la Nagihan arasındaki sular pek durulacakmış gibi de durmuyor o görüntüleri seyrediyoruz.